Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve selamu aleyhi ve seyyidil mürselin Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in Geçen hafta Üzen zafiyet rahatsız olduğum için Mektubat şerife dersini yapamamış idik Bu haftada Yine ağır ağrılarım ayağımda var Onun için Bu gece de doktorla ilgili emarlarımızı göstereceğiz falan. Dualarınızı bekleriz. Şimdiden bu dersi hazırladık sizlere. Arz ediyoruz. Sıramızdan devam ediyoruz. Allah'ımızın Celle Celaluhu sıfatlarıyla alakalı İmam Rabbani Hazretlerinin beyanlarını size aktarmaya çalışıyoruz. Buyuruyor ki Ve Teala şüphesiz şüphesi Allah'u Teala münezzehun son derece uzaktır, tenzih edilmiştir. Ve müberraun son derece beri tutulmuştur. Yani uzak demek. Neden? Neden? An cemi'i sıfatin naksı. Noksanlık sıfatlarının tümünden. Noksanlık. Bilmemek noksanlık. Yarın ne olacağını bilmemek noksanlık. İşte Aziz Bayındır'ın Allah senin kimle evleneceğini bilmez demesi Allah'a noksanlık isnat etmedir. İslam ol Mustafaçdamoğlu'nun alın yazısı yok demesi yine Allah'ın ezelden senin ne yaptığını ne bilsin? Aynı manaya geliyor. Kaderi inkar, alın yazısını inkar yine Allahu Teala noksanlık isnat etmiş olur. Bilmemek noksanlıktır. Şunu yapamaz demek Acizliktir, gücü yetmemek demektir, noksanlıktır. Onun için Mevla Teala bütün noksan sıfatlardan münezzeh. Ona göre tabii çocuğu olması da noksanlık, hanımı olması da noksanlık. Çünkü neden? ihtiyaç? Sen niye evleniyorsun? İhtiyacın var. E, efendim Çocuğun oluyor, yerine biri geçmesi lazım falan. İşim gücüm kime kalsın? Hep bu hesaplar peşindesin. Bunların hepsi noksanlık, yani ihtiyaçtan e, kaynaklanıyor. Annen baban var, işte onlara muhtaçsın, onlar olmasa doğamazdın. Hepsi ne oluyor? Senin bir şeylere muhtaç olduğunu gösteriyor. Bunlarda ne oluyor? Noksanlık oluyor. Mevla bütün bunlardan münezzeştir. Doğmadı, doğrulmadı işte. Oğlu yok, kız yok, eşi yok. Yemez, içmez diyorsun. Bizim yememiz, içmemiz nedir? Bize göre zaruret ama Allah'a göre noksanlık. Haşa allah Teala yemez, içmez. Neden? E, o zaman muhtaç olmuş olur varlığını devam ettirmek için gıda almaya. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Daha ve simatil sonradan olma belirtilerinden, sonradan olma alametleri, ee, yani işte değişiklik. Biz mesela işte çocuktur, gençtir, orta yaşlı, yaşlı, ondan sonra pirifani, ihtiyar falan evrelerinden geçiyoruz, aşamalarından geçiyoruz. Bunlar hep nedir? yüzümüz değişiyor, sağlığımız değişiyor, kuvvetimiz değişiyor. Kuvvetten, zayıflıktan başlıyoruz çocukluktan. Sonra gençlik kuvvete geliyoruz. Sonra 30-40 araları kuvvetimiz tekamül ediyor. 40'tan sonra geri dönüşe başlıyor. Hep değişiklik var. Bunlar sonradan olduğunun alametidir. Çünkü ezeli olan değişmez. E bu itibarla Mevla Teala noksanlık alametlerin, noksanlıklardan da münezzeh, Sonradan olma belirtilerinden de uzaktır. Çünkü onun evveli yoktur, ezelidir. Ezeli olursa da zaten ebedi olmuş oluyor. Çünkü evveli olmayan son da olmaz. Çünkü kendisi, kendisi, varlığı kendinden olduğu için kendini yok etmez, kimse de onu yok edemez. Bizim varlığımız kendimizden değil, onun için biri bizi yok ediyor, o da Mevla'dır. bir canımıza alıyor, bizi öldürüyor. Ve bunda da bize bir şey sormuyor, kimseden de fikir almıyor. Dolayısıyla bu bizim kendi elimizde olmadığımızı... ...ve varlığımızın kendimizden olmadığını gösteriyor. Mevla ki varlığı kendindendir... Onu kimse var etmemiş haşa... ...o zaman onun yok olduğunu düşünmek de imkansızdır... ...ve sonradan olma belirtilerinden de uzaktır. Neyse bir cismin cisim değildir. Biz cisim işte... ...yani... ...canlı, cansız cisim... ...duvarda cisim... ...ben de cisim... ...ben canlı cisim... ...o cansız cisim... ...taş cansız cisim... ...yani canlılığın da farkları var... Bitkilerde de bir can var. Bizim gibi hayat değil. Suda da bir hayat var. Bütün canlılar sudan var oluyor mesela. Ayrı bir şey. Her e, türlü e, varlıklar varlıkların e, cisimle ya kendisi cisim oluyor ya da cisimle alakalı oluyor. Şimdi Mevla Teala cisim değil. Ve la cismaniyin cisimle alakalı da değil. Yani hiçbir e, cisimle alakalı bir şey ona yakıştıramaz. Mesela oturmak arşa istiva etti. İstiva Allah'ın sıfatıdır. İman ettik ama istiva oturma anlamına gelir mi? Gelmez. Neden? Oturma cisimlerle alakalı bir şeydir. Bir mekan olur, onun üzerine de bir cisim olur. O cisim gelir, onun üstüne oturursa bu buna oturma kuvvet denir. Allah Teala cisim olmadığından, cismani de olmadığından arş cisimdir. E sen şimdi arşa oturdu nasıl dersin haşa? Vehhabiler öyle söylüyor. Bir daha diyorlar Allah göktedir. Haşa. E gök mekandır. Sen şimdi Allah cisim değil. Cisim değilse oturma söz konusu olamaz. Oturma cisimlerde olur. Bir şey olur. O sonra onun üstüne öbürü gelir. Cismani değil yani. Cisimle alakalı değil. Cisimle alakalı değil ne demek? Eğer ki kendi cisim değil. Tamam kabul ediyorum. Ama arşı oturmasına ne mani var? Tamam da arş cisim mi? Cisimdir. Yani Allah'ın sonradan yarattığı bir varlıktır. Arş elle tutulan gözle görülen bir varlıktır. Bizim şu anda gözlerimiz görmüyor veya cihazlar uzay araçları arşı tespit edemiyorlarsa o onların yetersizliğindendir. Gözde Zayıf olduğu zaman önündeki şeyi görmediği gibi. Sana da bir görme gücü verilmiş. Cihazlara da görüntüleme gücü verilmiş. O cihazın görüntüleme gücünü aşan şeyler görülemiyor. Hala teknolojiden için aa bir gezegen daha bulduk, aa şunu da bulduk. E, daha. daha evvel de bakıyordunuz buraya. E Demek ki o cihazın gücünün artmasına göre bazı yeni yeni şeyler keşfediyor. Daha arşı görecek güce ulaşmamışlar da ve ulaşamayacaklar. O zaman ne oldu? Arş cisimdir. Arş cisimdir. Peki allah Teala cisim mi? Haşa değildir. Ama arşa oturmasına ne mani var? Şu mani var. allah Teala cisim değil. Cisimle alakalı da değil. Çünkü cisimle alakalı olmak cisme ihtiyaç duymak demektir. Oturmaya kalkmaya. Mevla ihtiyaçtan münezzehtir. Muhtaç olmaz. O zaman ne oldu? Cismani değil. Ne demek cismani değil? Cisimlerle alakalı hiçbir şey onunla, ona yanaşmaz. Yani oturma kalkma söz konusu olmaz. Arş cisim olduğuna göre Mevla'nın onlar bizim gibi Bizim kürsüye oturmamız gibi bir oturma söz konusu olmaz. Çünkü cisimle alakalı bir şeye mahal olmaz. Ve mekaniyin. allah Teala mekanla ilgisi olmaz. Aa bak. Mekanda değil diyor. Mekanla ilgili hiçbir şey ona yanaşmaz. E sen diyorsun göktedir. Haşa. Gök mekandır. Mekandır gösteriyorsun zaten. Üst ciheti gösteriyorsun. Böyle gösterdiğin yer göktür. E sen nasıl dersin Allah göktedir. Haşa Allah böyle yaparsın. Çünkü allah Teala mekanda değil, mekanla da alakalı değil. Çünkü mekan sonradan yaratılmış. Mekana muhtaç olsa 90 sıfat olur. Çünkü ihtiyaç. Bak biz bir mekanda duruyoruz. Hava boşluğunda durabiliyor muyuz? Duramıyoruz. Küt aşağı bir yere düşmek zorundayız. Çünkü muhtacız. Mekanda durmaya muhtacız. İşte yer çekimi, gök çekimi bilmem ne. Adam paraşütten düştüğü vakitte şeyde seni yer çeker yani mekana muhtaçsın. Sen bir mekansız duramaz. O zaman Mevla mekana muhtaç değil. Mekana muhtaç değilse gök mekandır sonradan yaratılmış. Allah nasıl gökte olacak? Gök yokken neredeydi o zaman aşağı? Yani bu Vehhabilerin tabi itikatları vesaire bunlar buradan yanlış olduğu daha net çıkıyor. Vela zemaniyin. Zamanla da alakalı değildir. Yani Allah Teala üzerine zaman geçmez. Bütün itikat metinlerinde Vela yecri aleyh zemanun. Üzerine zaman cari olmaz. E, geçmez. E çünkü zaman varlıklarla başlamış bir mefhumdur. Yani güneşin yaratılmasıyla, ayın yaratılmasıyla, günün gecenin başlamasıyla. Yani zamanın başladığı bir nokta var. Ondan evvel zaman yok. E peki Allahu Teala'nın olmadığı zaman yok. O zaman ne oldu? Zamanı o başlattı. Başlatan ne demektir? Zamandan kayıtsızdır. Zamanın dışındadır. Çünkü zamanı başlatmıştır ve yaratmıştır. Zamanla da alakası yok. Celle Celaluhu. Ve lehu teala, Allahu Teala'ya aittir ve mahsustur. Cemi'u sıfatil kemal. Üstün sıfatların tümü. Ne kadar kemal sıfatı varsa. Fakat tabi bu kemal sıfatları, üstünlük ve mükemmeliyet sıfatlarını da ayetten, hadisten duymadan Allah'a atfetmek caiz olmaz. Mesela bizim milletimiz güçlü adama veya neyse işte millete iyilik eden, sahip çıkan falan adama baba derler. E sen şimdi yani bu adam baba adam derler. Adamın çocuğu olmasa da ona baba derler. Bazı adam kısır olabilir, çocuğu yoktur. Ama o adama insanlar lakap olarak baba adam derler. Niye derler? İyilik yapıyor, şey yapıyor, onu savunuyor. Mazlumun hakkını alıyor zalimden. Yani adaletli falan dedi. Çok baba adam falan. E şimdi sen bu babalık iyi bir sıfattır. Ama sen buna Allah baba diyemezsin aşağı. Çünkü e ben kötü bir şey mi dedim ya babalık iyi bir şey. Ya tamam da Allahu Teala'ya bu sövmek gibi olur aşağı. Lem yelit ve lem yule. Çünkü ihtiyacı arz eder. Bu Mevla'ya yakışmaz. Yani bizim anlayışımıza göre bu üstün sıfattır diyerek der Allah'a bunu ne yapamayız? İstihad edemez Celle Celaluhu. Çünkü neden? Bunun üstünlüğü de Allah'ımıza nispetle üstün müdür değil midir? Bunu yine Mevla'dan ya ayetten ya hadisten duymamız lazım geliyor ki hatta isimlere bile önem veriliyor mesela. Sehi cömert demektir. Cevat da cömert demektir. Cevat allah Teala'nın isimlerinde cevat geçiyor. 99'da geçmiyor ama bin bir ismi şerifi var. Daha çok ismi şerifleri var. Hadiste geçiyor. Cevat ismi geçtiği için Allah'a cevat denir. Ne demek? Cömert demek. Ama sehi cömert demektir. Sekavette adam sehi. E sehi cömert demek. Allah sehi denir mi? Denmiyor. Ya aynı manadı. Ya arkadaş sen Arapçanın lügatlarını bilmezsin. Acaba o cevat kelimesinde cuttan gelir. O cud kelimesinde demek ki tam bir mükemmeliyet var. Sehi sehavetten gelir ama acaba o kelimenin kökenine indiği zaman varken mi cömerttir, yokken cömert değil midir falan bir özellikler vardır. O da Allah'a yakışmaz. Varken yokken söz konusu olmayabilir. Dolayısıyla sen kelimenin genel anlamıyla da gidip cömert, Allah cömerttir o zaman Türkçe'de konuşulabiliyor bunlar. Ama zikir yapacaksan ismi şerif olarak sehiden yapamıyorsun. Sehi diyemiyorsun. Cevat diyebiliyorsun. Ya cevadu ya cevadu zikir. Ya sehi diyemezsin. Şimdi bunlar bizim aklımızın ötesi tavırlardır. Bu kemal sıfatlarının hepsi Allah'a aittir. Ama onun kemal olarak nitelediği ve kendine yakıştırdığı ve kendine taktığı ve Habibine vahyettiği ve Habibinin bize bildirdiği şartını koymak lazım. Yoksa herkes bana göre bu üstün sıfat o zaman Allah'a yakıştırayım diyemez. Semaniyetün 8 tane vardır minha bu üstün sıfatlardan. Bunların e, halkın anlayacağı genel manada iman İslam haline bakacaksınız. 8 sıfat hayat ölüm şemi basar sayacak. Bunların tafsilatı, manaları kısaca itikat risalemde vardır. Biraz daha tafsilatlısı iman İslam il halinin ilk bölümünde vardır. Bunlara bakmanız icap edebilir çünkü burası onun yeri değil. Bu şimdi daha mağrapanzede üstün konular konuşuyorum. Bu sekiz sıfat vücuduha, ha, bunların varlıkları zaidün artıdır ve ilavedir. Yani farklıdır diyelim. Neden ala vücudi zat, zâd, zatın varlığından? Tealet yüce oldu ve tekaddeset mukaddes olan. Yüce ve mukaddes olan Rabbimizin zatının varlığına zaittir. Ne demek varlığına zaittir? Allah var, tektir. Sıfatları da onun içine mündemiştir. E, ayrıyetten sıfat sayılmaz denmez. Mutezile bu kafadadır. Ehl-i sünnete göre sıfatların 8'i farklıdır. Ne demek farklıdır? Şimdi Allah zattır. Hayat dirilik sıfattır. Yani Ahmet zattın ismidir. Zattır. İlim sıfattır. Ahmet ilimdir denmez. İlim Ahmet'tir denmez. Ahmet alimdir denirse denir. Veya cahil denirse denir. Ama sıfatla zat birbirine aynı değildir. Hayat diriliktir. Bu adam diriliktir denmez. Diridir denir. O zaman ne olur? Hay diyebilirsin. Ama hayat diyemez. O zaman ne oldu? Hayat diye bir sıfat var. Zatından hariç. O sıfatlar kime racidir? Zata racidir. Ama sen hiç sıfatları yok. O zatıyla her işi yapıyor gibi. Düşünemezsin. Sekiz sıfatı çünkü ayetlerde, hadislerde belirtilmiştir. Sen bunu kafadan da konuşamazsın. Kafadan da reddedemezsin. Yok diyemezsin. veye ve ye bu sıfatlar el hayatü diriliktir. Vel ilmu bilmektir. Şimdi bunları peyce geride de anlattık. ilimle ilgili iki üç ders geçti mektupta. E bunlar zaten iman İslam'ın halinde maddelemiştir. Sekiz sıfat tek tek. Sonra bir daha altı sıfat vardı. Vücut kıdem baka. Sonra bir de dört sıfat vardı. Sıfat izafiye. Bunların hepsi iman istemil halinin ilk bölümünde. Bu bölüm 120 sayfedir. Bunu okumadan bir adam ehli sünnet bir Müslüman olamaz. Yani bunu veya bu, bu konuları orada okumaz. Başka kitaptan okur. O mesele İlla benim kitap okumak demek istemiyorum. Bu konuları bilmeden bir adam yani o ilk bölümde, iman bölümünde yazılan konuları bilmeden yani. Olur, oradan ol, öbüründen olur. Başka bir kitaptan okusun. Beni alakadar etmiyor. Yeter ki doğru kaynaktan okusun. Bu konuları bilmeden bir adam el üstüne Müslüman olamaz. Çünkü Allah'ın sıfatını falan ters bilebilir. Evet ne oldu? Dirilik, hayat. Vel ilmu bilmek. Vel iradetu, vel kudretu kudret. Kudret Burada biraz farklılık var. Biz semur irade kudret diye sayarız hep. Bu yani sıra mühim değil. Sekiz tane sıfattır. Hani biri önce biri sonra da çok e, bir şeyi bozmaz. Gücü yetmek. ve irade irade yani arzulamak. Ne demek arzulamak? Sen arzularsan buraya geliyorsun. Ondan sonra efendim e, arzularsan şimdi kalkıyorsun dışarı çıkıyorsun. Sende irade var. Allah-u Teala'da irade var. Dilerse yaradı, dilerse yaratmaz. Mutezile bazı şeylerde ne diyorlar? Veyahut da felsefeciler, filozoflar Allah mecburen yarattı bir şeyler kendi iradesi dışında bir şeyler meydana geldi. E bu zındıklıktır ve kafirliktir. Allah Teala'da ne vardır? İrade sıfatı vardır, arzu etmesi vardır. Vel basaru görmek. Tabi onun görüşü artık detaylı anlat. Ve sem'u işitmek. Vel kelamu konuşmak. Davet tekvinu Tekvin yani oluşturmak, oldurmak yani icat etmek, var etmek, yoktan var etmek. Ve hadis sıfatü işte bu sıfatlar. Esemani, esemaniyetü yani sekiz bu sıfat saydığımız sekiz sıfat mevcudetün vardırlar fil harici hariçte. Yani Allah Teala'nın kendi zatının dışında sabittirler. Zatının dışında demek Allah tek başka bir şey demeye gerek yok. Allah'ın içindedir denmez. Allah Teala dedikten sonra şu şu sıfatları diye de ayrıyeten sayılmalıdır demek istiyor. Hariçte var demek istedi o. Yani Allah'ın zatı var. Başka bir şey konuşma. Denmez. Başka bir şey konuşacaksın. Hariçte var o demek. Ne konuşacaksın? Hayat sıfatı var, ilim sıfatı var. Bunları ayrı ayrı konuşmamız lazım diyor. La demek değil ki enneha bu sekiz sıfat. Mevcudetun vardırlar. Nerede fil ilmi? ilimde. Ne demek ilimde? Yani Allah Teala'nın e, bu sıfatların olduğunu biz biliriz. Bilgimiz dahilinde durur. Hariçten hayat ilim diye saymayız, konuşmayız. Böyle bir şey yok. Hariçte konuşacağız diyor. Şimdi bazıları ne diyorlar? Ki bu doğru değil diyor. Bu nef diyor. Allah Teala'nın 8 sıfatı ilimde vardır. Neyle bir vücudun, bir varlıkla ki zâidin zat bir varlıkla ala vücu'z zati zatının varlığından farklı bir varlıkla şimdi zatı tamam Allah'ın zatıdır. Zatınına delalet eden ismi Allah'tır, lafza celaldir. Bu zatının varlığına ilaveten hayat, ilim gibi sıfatlar da vardır. Peki ama nerede vardır? İlimde vardır. Yani bunu böyle mülaza ederiz. Düşünürüz yani düşüncemizde vardır. Böyle değil. Yani bu düşüncemizde vardır diyenler ve fil harici hariçte konuşacak olursak aynuha zatının ta kendisidir. Yani zatı hayattır, zatı ilimdir, zatı yani zat var de ayrıyeten sekiz sıfat e, hariçten konuşmaya lüzüm e, lüzum yok ve konuşma lazım değildir. E, hariciye bakarsan yani dışarıda konuşacak olursak bir madde yok, bir sekiz yok, bir sayma yok. Allah var. içinde bütün sıfatlarla beraber. Ha tamam. İlimde mülaza ederek düşünürsek... ...dirilik ayrı bir şey, bilmek ayrı bir şey. Tabi işitmekle görmek aynı şey değil. Bunu ilimde mülaza ederiz. Düşünceye bazında kalır. Fakat dışarıda konuşmak kalsak... ...sade Allah var demek yeterlidir. Diyorlar. Bunu kim diyor ki ma nevu Böyle zannediyor. Bazı sufiyet, tasavvuf elinden bazısı... ...tek zatı mülaza ederiz. Sıfatlara takılmayız dercesine. Manevi bir boyutu... ...seyri belki bir aşamayı... E kalkıp itikatmış gibi erişlet inancına göre sıfatları düşünmeye, hariçte konuşma bir iki sayma gerek yok gibi de, de, demektedir. Zannetmektedir. Ama bu doğru değildir diyor. Ve kale işte o demiştir ki o tasavvuf elinden bu görüşe sahip olanlar şiirde demişler ve sıfatu hakkın Hak Teala'nın sıfatları var. Biz bunları kabul ediyoruz. Bu mutezile gibi değil. Mutezile sıfatlar reddeder. Kadim olduklarını falan reddeder. Bu el, tasavvuf ehlinin dedikleri mucizezile gibi sıfatlar yok değil. Onlar diyorlar ki hakkın sıfatları var. Fitte akkuli. Düşünce bazında yani onları mülaza edecek olursak. gayr uzatil zatil hak. Hakkın zatından gayrıdır. Yani çünkü demin dediğin gibi. Bir zatın şahsıyla sıfatı bir olmaz. Yani adam hayat olmaz. Adam hay olur. Adam dirilik olmaz. Adam diri olur. O zaman hayat sıfatı varsa bu tabii ki zattan farklı bir şey. Yani... Düşüncede bunu düşündüğün zaman bir olmadığını anlıyoruz diyor. Lakin fitte hakkuki, lakin hakikate işin gerçeğine baktığımız zaman biz zattan başka bir şey görmüyoruz. Onun için hakikata geçince yani tasavvuftaki bir merhaleyi aşarken adet vücut gibi bir kademe diyelim. Bu noktada ne oluyor? Aynı ha. Zatın aynısı oluyor. Yani ayrı bir şey görmüyoruz. Bütün işleri zat yapıyor. Ee, diye bir tez ortaya atmışlardır. Fakat feyni haza şüphesiz ki bu düşünce ve itikat fil hakikati işin gerçek manasında nedir? Nefyus sıfat. Sıfatlar yok demek gibi oluyor bu diye. Onlara diyor yani demek istiyor malzeme vermiş olursun. Zattan başka bir şey görmüyoruz derken sıfatı zaten yok diyen var. Zaten adam baksana senin kimle evleneceğini bilmez diyor. Yani zaten ilmini sıfatını inkar edenler var. Muhtezile kafası. Kader inkar eden, alın yazısı inkar eden kafa zaten muhtesile kafası. Sonra senin ne yapacağını bilmiyor diyor zaten. Böyle bir kafaya hizmet etmiş olursun. Yani neden biz zattan başka bir şey görmüyoruz? O zaman bu sıfatta da ayrıyetten saymadığın zaman. Bu gerçekte sıfatları nefye gider. Yok demek anlamına gelir. Çünkü feinle nüfa şimdi anladınız mı? Derin şeyler konuşuyoruz. Siz onun için hayat ilim sıfatlarını ya. anlamak istiyorsanız tafsilat yani halk diliyle iman İslam mühendinden anlarsınız. Bu ders başka boyutlarını şey diyor, tetkik ediyor. Ben şimdi oraları buraya katamam. Bu zaman bu ders solanır. Burada ağır bir konu var. Feyne nufati sıfati. Çünkü sıfatları nef edenler Yani Allah'ın sıfatı yok diyenler var. Kim bunlar? Mislel <laughs> Mu'tezile diye bir mezhep var. Ankara ilahiyattan başlamıştır. İşin babalığını Hüseyin Atay denen bir hoca yapmıştır. Şimdi 80-90 yaşlarına belki yakındır. Yaşar Nuri'lerin şunların bunların bütün hepsinin bayraktarlarına hayran oldukları bir adamdır. Efendim e, bu adam e, Rize Varda'dandır. E, yani babaları dedeleri de büyük şeklerdir. Gümüşhanevi halifelerine fakat kendi Alaeder Efendi Hazretleri'nde okuduğu halde 50 senelerinde Irak'a gitmiştir. Irak'ta muhtecilerin hakim olduğu üniversitelerde okuduğu için oradan bu fikirler kendisine geçmiştir. Bu fikirleri gelmiş Ankara İlahiyatı'nın ilk kurulduğu dönemeçlerde ilk hocalardandır. Bunu başlatmıştır. Bu tabi bir bulaşıcı hastalık gibi İstanbul'a Marmara o zaman ilahiyat bir tane iki taneydi. Oradan bütün ilahiyatlara sıçramıştır. Şu anda bazıları Hüseyin Atay'ı tanımasalar bile ilahiyatçılardan e, bilinçaltı veya o ekole hizmet ederek mutezile kafasında i̇şte kader yok diyen Allah teferruatı bilmez, cüz'iyatı bilmez. Şurada bir karınca gidiyor, Allah ne yapsın o karıncayla? Allah'ın işi mi? Veyahut da cüppeli bugün efendim cübbesi ne renk? Allah bununla mı uğraşacak ya gibi teferruatları seninle benimle bütün hepimizle ilgili ayrıntıları Allah'ın bilmediğini kulaklarımda duydum televizyonda söyledi. Bu kafa gidiyor. E şimdi bu işte Mutezile diyor. Mutezile sıfatlarını ef Yani ilim sıfatını ef kudretini falan böyle işler. Zaten Mutezile'ye göre sana bir toptan şey vermiş, güç vermiş. Bütün yaptıklarını sen yaratıyorsun. Mutezile de yani Allah'ın şu anda kalp yaratma şeyini de kula vermiş. Halbuki Kur'an'da Allah'u kalekü ve ma Sizi de yaratan benim, yaptıklarınızı da yaratan benim. Ayet olduğu halde o ayeti de manasını tahrif ederek, değiştirerek, efendim yanlış yorumlayarak, yanlış tevhile kaçarak diyorlar ki ben şu anda konuşuyorsam bu konuşmamı kendim yaratıyorum. Ama tak Allah seni felç ediyor. Şu bu. Semavi arıza gelebilir. Arıza gelirse seni durdurabilir. Durdurma hakkı var ama konuşurken sen konuşuyorsun. Durdurma hakkını kullanmıyorsa konuşma hakkını sana vermiş. Yaratıyorsa. Hani ham madde sende yani. imalatı senden çıkıyor. Halbuki biz diyoruz ki bütün imalat Mevla'dan geliyor. Şu andaki görmem nereleri görüyorum şu anda hepsi Mevla yaratıyor. Her an yaratıyor. Bir saniye sonraki görmeyi bir daha yaratıyor. Her görüşümdeki her e, benim yaptığım işte özel yaratış var. Yani bana toptan bir görme yaratmış. Onunla sen istediğin kadar gör dememiş. Kredi kartını vermiş istediğin kadar harca böyle limitsiz bir kart yok. Ya ne yapmış sana? Sana görmeyi vermiş ama görürken her görmeyi yaratmış. O yaratmasa bakıyorsun görmüyorsun. Halbuki görmene hiç engel bir şey olmadığı halde görmediğin şeyler var. Demek ki ne oldu? O anda görmeyi yaratmadı. Demek görmeyi sana toptan verseydi o görme orayı şaşmazdı. Ama sen belli bakıyorsun. Allah Allah ben senin olduğunu görmedim ya diyorsun topluluğun içinde. Demek o noktada gördürmemiş. E şimdi mutezile sıfatları nefret ederler. Vel felasifeti bir de felsefeciler yani işte filozoflar Eflatunların, Aristoların açtığı bir çığır yani bir yol. Felsefe hala devam ediyor dünyada. Ee, İslam'a uygun bir şey değil. İmam Gazali Hazretleri çok uğraştı felsefeyle. Sonra çok bundan zarar görüp itikada muhalif şeyler çıkıyor. Ondan sonra tehafütül felsefe, felsefecilerin nasıl sapıttığı ve e, şaşırdığı Allah'ın yolunda bocaladığı ve hakkı bulamadıklarını da kitapta yazmıştır. Şimdi mutezile ve felsefe, mutezile mezhebine mensup olanlarla felsefeciler de eyza bu tasavvufçuların bir kısmı gibi yani. Kailune hükmetmektedirler. Neyle? Bitte gayuril ilmi. Diyorlar ki Tabii ki sıfatla zat ilimde muğayirdir. İlim ne demek? Düşünce bazında anlamaya çalışırsak adam başkadır, sıfatı başkadır. Adam şahıstır, sıfat arzidir, arazdır, niteliktir. Şahıs elle tutulur, gözle görülür. Aa tutarım sana, ha Mehmet. Ama dirilik senin bir sıfatındır, niteliğindir. Veya bilmek senin bir niteliğindir. Ben onu tutamam, artıramam, eksiltemem, kısaltamam, uzatamam. O zaman şimdi tegayür ilmi ne demek? İlim bazında yani bilmek konusunda anlama, tahakkül, anlama noktasına geldiğimiz zaman zatla sıfat bir değil. Bunu felsefeci de manyak değil. Tabii ki o da bir değil der. Çünkü niye? Şahıs başkadır, niteliği başkadır. Nitelik arazdır, şahıs cisimdir, mücessemdir. Bunu onlar da diyorlar. Ama ne diyorlar? Vel ittihadil gariciyi. Garişte birlik var. Garişte birlik var ne demek? Yani dışarıda baktığın zaman sıfatı da ayrı göremiyorsan gösteremiyorsan, elle tutamıyorsan, gözle göremiyorsan bu sıfat nerede? Bu adamın kendisinde. O zaman ne oldu? Düşünürken zat başka, sıfat başka deriz ama hariçte de elle tutmaya kalkarsak, görmeye, göstermeye çalışırsak da ikinci bir şey görülemediğinde bu bunun içinde, birin içinde mündemiştir diyorlar. O zaman böylece de sıfatları inkara gidiyorlar. Ve ki ru, filozoflar ve mutezile inkar etmiyorlar ki ette al ilmiye. Mutezile manyak mı? Fel Felsefeciler avanak mı ki? ilmi tegayürü reddetsinler. Çünkü ilmi tegayürü nef etmek demek adamın kaşasıyla bilme sıfatı aynı demek. E bunu çocuk demez. Bilmek başka, bilen başka. Bu ilkokul dersi yani bunu ilkokuldaki çocuk bilen bir de bilmek. Mek, mastar. Sıfat. Bu bilen şahıs. Yani bunu herkes kabul ediyor zaten. Senin o zaman felsefeciden, mutezileden diyor ne farkın kaldı? O da o zaman sıfatı da nefret Tamam bu bununla bir değil ama hariçte de bir şey görülmediğinden adamdır diyelim geçelim. Ayrı bir şey sıfat konuşmayalım. Yani o zaman ne oluyor? O zaman adam varsa sıfatları otomatik var gibi bir şey oluyor. Ama bu Allah hakkında böyle şey konuşulmaz ki. Tabii ki zatıyla var. Sıfatları da onun zatıyla var. Zatı kadim, sıfatları kadim. Ama velen ve kulu, mutezile olsun, felçefeciler <laughs> olsun demediler ki Enne mefhumel ilmi bilmenin manası Aynı mefhumu zat Bilenin mefhumunun aynısıdır Bilenle bilmek aynı demediler ki Ev aynı mefhumil kudreti Yahut kadir Gücü yeten demek kadirle Kudret mefhumu gücü yetme Güçlü olma Mefhumu aynıdır Demedi, demezler ki vel İrade mürit Mürit demek irade sahibi Biz, biz müritiz cüz'i de olsa irade vermiş bize Bir iradeyle elimi kaldırıyorum Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum benim benim hastalıktan böyle böyle titreyen durumunda değilim. Demek ki istediğimi böyle yapıyorum. İstediğim böyle yapıyorum irademle hareket ediyorum. Buna mürit denir. İrade sahibi. Peki irade sahibi olanla irade yani arzulamak, istemekle isteyen bir midir? Değildir böyle demediler ki. Belkalu onlar da ne dediler? Hükmettiler. Kalu hükmettiler. hükmettiler. Kale ba ile kullanılırsa hakeme manasına gelir. Belkalu onlar da hükmettiler neyle? Bil ayniyeti, ayniyette. Ayniyet ne demek? Yani zatla sıfatlar bir dediler, aynısıdır. Ama düşünürsek aynısı mı? Değil dediler. Bilmek başka, bilen başka. Arzulamak başka, arzulayan başka. Gücü yeten başka, gücü yetmek başka. Bu böyledir dediler. Ama bir itibaril vücudil hariciyi, hariçteki varlık itibariyle. Hariçteki varlık ne demek? İşte ben şimdi hariçlik gibi bir varlığım. Yani dışta, alemde görülen, tutulan, edilen bir varlığım. Bir de var ki ben benim bir kardeşim yok erkek kardeşim. Sen şimdi eğer benim bir erkek kardeşim olsaydı nasıl olurdu gibi bir proje üretirsen oturduğun yerde, desen ki yani benim cübbelenin bir erkek kardeşi olsaydı nasıl olurdu veyahut da ona göre bir genetik, belirlersin. Anasından babasından bir genetik alırsın da neyse robot resim çizmek gibi verirsin bilgisayara bilmem ne bir şeyler. E bu ne olur? Bu ilimde yani senin kafanda e, e, meydana gelir ama hariçte onun varlığı yok. Anladın mı şimdi? Hariçte varlığı yok. Ne demek benim bir erkek kardeşim yok. Hariçte varlığı yok. O zaman onlar da diyorlar ki Allah'ın sıfatlarını düşünürsek bilim kurgu gibi düşünürsek bilmek başka bilen başka bunu bölebiliriz. Ayrı diyebiliriz. Farklı diyebiliriz. Ama hariçte sıfatları ayrı görmediğimiz için sıfatları haricen mülaza edilmediğinden zatın içindedir. Şimdi zatın içindedirle de kalmıyor. Tasavvufçuların bazısı zatta birliktedir diyor. E tabi felsefeye gidersen, muhteşeye gidersen sıfatlar hiç yok diyor. Şimdi İmam-ı Rabbani diyor ki siz tasavvuf ehlisiniz, ehli sünnetsiniz. E, sıfatlara inanıyorsunuz. İnanıyorsunuz ama hariçte ayrıyetten sayma gerek yoksa Hariçte bir varlıkları yok dediğiniz an hiç bu sıfatları yok diyen mutezileye ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Aynı yere varmış olursunuz. Çünkü onlar da ne dediler? Sıfatlar düşünürsek ayrı ayrı düşünürüz ama hariçte bakarsak varlığı sahasına çıkmış durumda onlar zatın aynıdır dediler. O zaman diyor femalem yatebiru tasavvuf ehliyim diyen işte vahdeti vücut ekolü vesaire. Ehli sünnet tabii mübarek insanlar da bunlar itibar etmedikleri müddetçe neye tegayyur el vücudil hariciyi allah Teala'nın sıfatlarının hariçteki varlıklarının farklılığını yani hayat sıfatı dirilik ilim bilmek. Bilmekle hayat farklı. Hayat zattan farklı. İlim zattan farklı. Aynı zamanda ilim sıfatı hayattan da farklı. Ne oldu? Hepsinin kendi kendine farkları çıktı. Bu farkları kabul etmek lazım. Sekiz tane ayrı sıfat var. Birbirinin içine girmemiş, birbirinin sahasına karışmamış, birbirinden ayırabileceğimiz, seçebileceğimiz, hariçte var diyebileceğimiz sekiz tane sıfat var. Demedikleri sürece la çıkamazlar. Min zümreti sıfati allah Teala'nın sıfatlarını yok sayan mutezile ve felsefeciler zümresinden eee dışarı kalamazlar ve çıkamazlar. Vel kavlü hükmetmek neyle bitti? Gayrül itibariyi. İtibara göre farklılık var. Yani ilimde farklılık var. Ben bunu dışta ayrıyetten saymam, var demem ama, sekiz demem ama, hayat başka, ilim başka demem ama, yani, efendim, hariçte bunu demem ama, ilimde, itibarda derim. Çünkü neden? Dirilik başkadır, bilmek başkadır, işitmek başkadır, görmek başkadır. Toplanan da mecmu bizzat da toplandığına göre bu sıfatları ayrıyetten sayma konuşma lüzum yok. Demeleri ani farklılık var ama bir mefhum. Manada var. Ve teakkul. Anlayışta var, düşüncede var. Yani senin varsayımında, kabulünde sekiz var. veya hayat, ilimsevi ayrı şeyler. Demeleri la yücidi fayda sağlamaz hem onlara nef'an. En ufak bir fayda sağlamaz. Yani sıfatları yok demekten onları kurtaramaz. Allah'ın sıfatları var diyenler ayrı ayrı saymalıdırlar. ...sekiz sıfatı kabul etmelidirler. Hayat ilimden başka, ilim sem'eden başka, sem'i basardan başka, basar iradeden başka, irade kudretten başka, kudret kelamdan başka, kelam tekvinden başka hepsi farklı farklı sıfattırlar. Kabul edecek Ondan sonra bunlar Allahu Teala'nın zatından zahit olarak yani Allah var dedikten sonra yeter denmeyecek. Allah var, bu sıfatları da var diye ayrıyetten vurgu yapılacak. Bunlar da konuşulacak. Kema Araf'te sen bunu e, gerideki izahlarımdan da anlamış bulunmaktasın diyor. Evet. Ben ennehu teala şüphesi Teala kadimun. Evveli yoktur. Ezeliyyun. Yani Ezelde geriye gittiğin zaman ben 50 sene evvel 60 sene evvel yokum. Babam 100 sene evvel yok. Dedem 150 100 200'den evvel yok. Gidiyorsun gidiyorsun. Geliyorsun bir noktaya. Artık ondan sonra Adem Aleyhisselam 7000 seneden evvel yok. 8000 seneden evvel yok. Ondan sonra dünyaya geliyorsun. Dünya işte şu kadar 10 bin seneden evvel yok diyelim mesela. Güneş şu kadar 7000 seneden evvel yok. Her şeyin gerisine bir yere geliyorsun, varıyorsun, dayandığın noktada burada yok bu diyorsun. Ama allah Teala hakkında bunu yapamıyorsun. Nereye gidersen gidiyorsun, şu noktadan itibaren gerisinde yok Allah'a haşa diyemiyorsun. Kadim bu demek. Ezeli bu demek. Neyse, olmadı li gayri Teala. Allah'tan başkasına e, ait olmadı. Kıdemün, evveli olmama sıfatı. Vela ezeliyetün. Ezeli olma sıfatı Allah'tan gayri hiçbir şey. Gökler ezeli midir? Değil. Ne demek sonradan yaratılmış? Arş ezeli midir? Değil. Arş sonradan yazılmış. Kürsü ezeli midir? Değil. Sonradan yaratılmış. Levh-i mahfuz ezeli midir? Değil. Sonradan yaratılmış. Melekler ezeli midir? Değil. Sonradan yaratılmış. Peygamberler ezeli midir? Değil. Sonradan yaratılmış. Peygamberlerin ruhları ezeli midir? Değil. Ruhlar da tamam bedenlerden çok binlerce sene önce yaratılmış ama yine de sonradan yaratılmış. Allah'la birlikte var değiller. Peygamberlerin ruhları işte şunlar bunlar mesela. Meryem validemiz nasıl Allah'ın eşi olacak? Sonradan yaratılmış. İsa Aleyhisselam sonradan yaratılmış. Yani İristiyanların taptıkları, onların tapları, bunların taptıkları, ay, güneş, yıldızlar, gezegen, batıl ilahların hepsi sonradan yaratılmış. Nasıl ilah olacak? Allah ortak olacak. Allah'tan gayrine ezeliyet nasip değil. Ecma ittifak etti. Cemi'ül milliyyin e, bütün milletler, yani bütün milletler derken sadece İslam milleti değil, Yahudi Hristiyan gibi diğer batıl da olsalar o dinlerin mensupları da ittifak etmiş alehazel hükmü bu hükümde bu kararda birleşmiştirler ki yani Allah Teala'nın başlangıç noktası yok. Allah Teala ezeli'dir, evveli yok. Bu yani tabii zaten İslam ümmetinin Müslümanların ittifakı yeter de e zaten hak olan ittifak, ittifak hak olanın ittifakıdır. Ama şunu demek istiyor. Batıllarda bile böyle bir batıl görüş yok. Batıl e, din mensupları bile bu doğruyu kabul etmiş demek istiyor yani. O kadar kesin demek istiyor. Femen her kim kale hükmederse neyle bir kıdemi gayri hakkı subhanehu Allah'tan başka bir kadim var. Yani evveli olmayan, başlangıcı başı olmayan bir yaratık var derse Allah onu yaratmamış demiş oluyor. Çünkü onun evveli yoksa o kendinden, varlığı kendinden oluyor. Varlığı kendinden ancak Allah var. Herkesin varlığı Allah'tan. Allah'ın varlığı kendinden. E şimdi sen dersen ki Allah'tan gayrı şu şeyin de varlığı ezelidir, kadimdir. Yani varlığı kendinden. Yani ne demek? Kendi kendine var, Allah yaratmamış oluyor. O zaman ne oluyor? Ve fakat kefer, muhakkak kafir oluyor bir adam. Dese ki lev-i hep vardı. Hiç olmadığı zaman yoktu. Bu adam kafir oluyor. Çünkü Allah'a kadim bir varlık ortak etmiş oluyor. Halbuki Allah onu yarattığına göre o sonradan yaratılmış ol, idi. Sen nasıl dersin ki kadim var? Ve minadil yedi. işte bu cihetten ve noktadan dolayıdır ki keffara tekfir etti. Ne demek? Kafir dedi. Kafir demek kolay bir şey değildir. Biz ışık gibi önüne gelene kafir diyen bir el sünnet görüşünde değiliz. Onlar zaten el sünnet değil. Haricidirler. Ehl-i sünnet insanlar tekfir etmez. 99 tane adamı tekfir edecek cihet bulunsa, bir cihetten tevil edilip kurtarılacak yön bulunsa, ehli sünnet ne yapar? O bir ciheti tahsiye eder, doğru kabul eder, 99 tane şeyi tevil eder, yine de adama kafir demeyiz. Dememek lazım. Kafir demek kolay iş değil. Ama keffara kafir saydı. Kim? El i̇mam Gazali rahimahullah. i̇mam Gazali kafir olduklarına kesin ilan etti. Kimin? İbne Sina. Meşhur İbni Sina'nın. Türktür. Büyük alimdir, allamedir, tıbbın otoritesidir falan falan falan. Felsefenin babasıdır. Felsefenin babasıdır. Ama i̇bn Sina'nın kafir olduğunu söyledi. Ama i̇mam Gazali önüne gelene kafir diyecek adam mı? Hüccetül İslam. Niye dedi acaba? Daha Farabiye. Farabi de çok önemli. Hem de Türktür yine. Türk asılıdır ve çok büyük bir filozoftur. Yani bütün dünyanın üniversiteleri, gavurların, Amerikasının, Rusyası, hepsi bunlardan alınmadır ve okutulmadır. Bunlar hala kitapları, görüşleri, tezleri oralarda okunuluyor. Demek ki ne kadar büyük bir çığır açmışlar. Ama bu iş akıllan çözülecek iş olsaydı peygambere vahye ne lüzum vardı? Aklı nereye uydurmalıydılar? Vahye uydurmalı. Ben Müslümanım diyor. Şudur budur. Ama kendi kendine bir karar veriyor. Niye? Ve gayravma. Bu ikisine diğerleri daha filozofları da kafir dedi. Niye dedi? Fe çünkü onlar kailune hükmedicidirler. Neyle bi kıdemil ukuli Diyorlar ki allah Teala Teala, işte gökler yerler sonradan, kabul ediyoruz. Gezegenler şunlar bunlar, felekler falan bunlar, melekler sonradan. Fakat Allah'ın ilk, e, Allah'la beraber var olan bir şey var. O da nedir? Akıllar. Akıllar ve nüfus ruhlar. Ruhlar diyor, yani ham madde gibi düşün. Biz bedeniz de iskeletten evvelki hali. Ruhlar diyor, ezelidir. Evveli yok. Akılların, yani o ruhu çalıştıran beyin, Beyin yapısının, beynin ham maddesini yani anlayış gücü. Bunlar ta ezelde var ama bu bölündü, şu oldu, şekle büründü, şuna girdi, insana şu kadarı, meleğe bu kadarı ayrıldı. Ama bunun bir hani ham maddesi, yani burada açma yaptın, poğaça yaptın, kalete yaptın, efendim çatal yaptın. Ama bunun bir de hamur olan hali vardır. Bu ham maddedir. Bu hamurdan sen 20 çeşit unlu mamur çıkarabilirsin. Hepsi de birbirinden farklı çıkabilir. Ama diyor ki bu ham madde vardır diyor. Ya sanki Allah ham maddeden yaptı. Allah yoktan yaratmakta oluyor. Bir ham madde vardı, şekli o yaptı diyor. Akıllar vardı, ruhlar vardı diyor. Ve kıdemil heyula, heyulanın kıdemine hükmediyor. diyor. Heyula, size demin dediğim maddenin aslı. Madde materyal. Yani materyal, bütün gökler yerler, elle tutulan, gözle görülen her şey Hey madde. Cismani alem. Fakat bu diyor yoktu tamam. Bunu sonradan yaptı. Bunu kabul ediyoruz diyor. Ama bunun diyor ham maddesi olan, Maddenin esası ve maddenin aslı vardı. Ve sureti, ve surette ile elfaz-ı müteradifedir. Yani e, şekle girmeye müsait, suret şekil demektir. Surete bürünmeye, şekle girmeye müsait bir ham madde vardı. O ham maddeyi şekillendirdi. Onu gök yaptı, onu yer yaptı, o kısmını dağlara çevirdi, bu kısmını Adem'e, insana çevirdi. Bu kısmını dere yaptı, bu kısmını tepe yaptı, bu kısmını yani gezek şu gezegen yaptı. Ama burada ne vardı diyor? Bir ham madde vardı. Bu da surete ve şekle bürünmeye müsait idi. Yani Allah Teala buna ondan sonra şekil verdi. Tamam şekil veren Allah, yaratan Allah, yapan Allah. Tamam ama ham maddeden yapan. Halbuki Allah Teala'nın isimlerini bilse ismini düşecek, kafayı çalışacak. Bediye üstse Allah'ın bir ismi el bedi'u. 99 isimde de geçer. Bedi'u ne demek? Eşsiz yapan, yaratan. Eşsiz ne demek? Sen örnek görerek bir şey yapabiliyorsun. allah Teala hiçbir örneği yokken yapıyor. Dolayısıyla yoktan yaratmamız. El bari'u. Allah'ın bir ismi. Bari ne demek? Yok. Bir şey yok. Ol diyor oluyor. Kün ol diyor. Fevkün oluyor. E bunu sen nasıl dersin ki? Bunun ham maddesi vardı da. Bunu bu şekle o çevirdi. Yoksa yoktan yaratmadı. Ya bunu diyen tabii ki kafir oluyor. Çünkü Allah'ın bütün sıfatları inkara gidiyor. Bu yüzden ve yine e, hükmetti bu i̇bn Sina Farabi takımı felsefeciler neyle bir kıdemiz semavat o göklerin de evveli yok demişler. Hem de bir mafya içindekilerle de beraber. Yani ne demek göklerin içinde ne kadar da gezegenler varsa onların hepsi yer sonradan oldu şekle büründü ama gökler kadim evveli yok. Allah var, göklerde varmış. E şimdi bunu diyene ne derler? Sen Allah'a ortak isnat ettin. Allah'ın sıfatında şerik yoktur. Zatı gibi zat yoktur, sıfatları gibi sıfat yoktur. O zaman zatının ortağı yoktur, sıfatlarının da ortağı yoktur. Sıfatlarının da ortağı olmadığına göre kadimdir, ezelidir, o onun sıfatıdır. Kıdem, beka, kıdem işte. Sıfat-ı kıdem geliyor. Kıdem evveli olmamak e bu sıfatına sen dersen ki göklerin de evveli yoktu hep vardılar o zaman ne yaptın kıdem sıfatında Allah'a ortak istihad ettin İmam Gazali der gönül rahatlığıyla der ki sen kafir oldun ne nasıl demesin Şimdi kafir demeyen de kafir oluyor Şimdi bir adam derse ki Allah'ın ortağı var onun sıfatı gibi sıfatı olan var derse ona kafir demesen de kafir oluyorsun Hala buna bir pay bırakalım e ne payını bırakacaksın Allah ortak koştu da nasıl pay bırakayım ve kale buyurdu Hazret Şeyhine e, Ulu Şeyhimiz kutse sırru e, Muhammed Bakı Billah Hazretlerini kastediyor kendi şeyhini. O derdi ki diyor inne şeyha muhyi Şeyh Muhyiddin İbne Arabiyyin. İbne Arabi diye bilinen Muhyiddin-i Arabi kailün hükmeder bi kıdemi erwahil kümmeli. Kümmel kamilin cemi Kamil velilerin Allah dostlarının ruhlarının kadim olduğuna hükmeder, e, hükmediyor diye kitaplarında ya da bir bilgi gelmiş benim şeyhime diyor. O derdi ki diyor, böyle bir şey varsa da feyembeği lazım gelir. sarf azel kelam bu sözü çevirmek anzairi yani dış anlamından e, döndürmek lazım. Venyec ale kabul etmek lazım. Hu bu söz mahmulen hamledilmiş yo, efendim ale tevili buna bir yorum getirerek bu yoruma mahmuldür, yoruma açıktır, yorumlanmalıdır diye kabul etmek lazım ki lilla olmasın muhalifen ters düşücü li icmai ehli'l mileli bütün mezheplerin bütün dinlerin ittifaklı olduğu bir konu ki Allah Teala kadimdir ve ezelidir. Ondan başka kıdem sıfatına sahip olan yoktur. Her şey sonradan yaratılanmıştır diye ittifak var. Bu ittifaka Muhyiddin Arabi ters düşemez. Çünkü kendisi de ehli sünnet bir alimdir, bir mütesavvıftır. Peki onun buna ters düşmemesini sağlamak için ne yapmak lazım? Lafına mana vermek lazım, lafını doğru anlamak lazım derdi. Ha nasıl tevil ettiğine dair bir şey söylemiyor. Fakat ben şöyle söyleyebilirim. Boşta kalmasın laf diye. Muhittin Ar İbni Arabi Hazretleri dermiş ki Kamil velilerin ruhları kadimdir. Kadimdir demek yani evveli yok. Ama o Allah'ın sıfatı gibi evveli yok. Sonradan yaratılmamış anlamında demez. Diyemez çünkü kendi itikadını bildirdiği Futuhat-ı Mekke kitabının başında benim inancım şunlardır diye maddelemiş. O itikadında da Allah'ın kadim olduğunu, başka kadim olmadığını kendi beyan etmiş. E Muhyiddin Arabi kendi itikadını kendi açıkladığı kitabında okuduğumuza göre bu söz de ondan sadır olduysa o zaman onu buraya vurduğumuz zaman bir tezat ve çelişki olmaması için ne yapacağız? Yorum yapacağız. Bunu da diyor şeyhim öyle derdi diyor İmam Rabbani Hazretleri. Tevil etmek lazım. Muhittin Arabi eli sünnettir. Ters düşmez. O zaman nasıl tevil edelim? Kıdem mesela askerde veya memuriyette e, bir gün evvel, bir ay evvel, bir sene evvel gelen kıdemli olur. Kıdemli başçavuş diye bir tabir var ya. Kıdemli. Kıdem demek yani onun evvelden gelmesi, biraz daha evvelce kayıt olması, memur olmasının ona Verdiği bazı imtiyazlar var. bazı Hani insanların etik açıdan ona saygı duyması falan. Yaşı büyük, kıdemi büyük. O ayrı bir şey. E, bağışa da tahallük ediyor. Efendim borduraya da tahallük ediyor. Emekliliğe de ediyor. Her şeyi tahallük ediyor. Bazı imkanlardan yararlanıyor. Sonra gelen yararlanamıyor falan. Kıdemin getirdiği şeyler. Muhittin Arabi demişse ki Kamil velilerin ruhlarında kıdem var. Bu Allah gibi haşa evvel yok anlamında der mi koca Muhittin Arabi? Onu bilmeyecek cahil mi Allah'ın sıfatını sokaktakine saydırıyoruz? Çocuğa öğretiyoruz şeyde Sıbyan Mektebi'nde ilk sayılan sıfat kıdembeka, e onu Muhittin Arabi mi bilmeyecek? Lafı doğru anla sen de. Ne demek istiyor? Yani Allah Teala ilk yarattığı ruh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhudur. Sonra zaten o hadis-i şerifi düşünürsek benim Mevlid kıssası kitabında yazdığım uzun bir hadis-i şerif. İlk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu yarattı. O nuru işte üçe böldü, dörde böldü, onu, üç, onu, onu üçe böldü, onu üçe böldü, öyle gidiyor. 3'e dörde gidiyor. O hadis uzun bir hadistir. Bir kısmını Sinan Erdem'de Mevlüt Gecesi'nde son anlattım. O uzun hadis Mevlüt Kıssası ...Mucez Hayat kitabında var. Kaynaklarla beraber. Orada görüldüğü üzere diğer Müslümanların yaratılmasına göre ruhlar alemini konuşuyoruz. Bedende değil. Bedende herkesin saati belli. Doğum tarihi belli. Onu konuşmuyoruz. Ruhlar alemindeki kıdeme göre baktığımız zaman en kadim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oluyor. Ama biz burada ne demiş olmuyoruz? Resulullah'ın evveli yok, yaratılmamış, haşa mahluk değil, Allah'la beraber var demiş olamayız haşa. Bunu desek kafir oluruz. Ama yaratılan ruhlar içinde kadim kim? Bak yaratılan ruhlar dedik mi yaratandan ayırdık. Bu yaratılan kategorisinde. Yaratılandan konuşuyoruz. Bu arada kıdem tasnifi yapıyoruz. Muhittin Arabi demiş ki kamil ruhların, velilerin ruhları kadimdir. Buradaki kıdemden kastı nedir? Allah Teala'nın kıdemi hiç evveli yok yaratan. Ama Allah Teala'nın yarattıkları içinde özel yarattıkları var. İlk yarattığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur ve ruhudur. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni bütün peygamberlerden sonra geliyor. Ama kıdeme baktığın zaman ruhlardaki kıdeme ilk yaratılandır. Adem Aleyhisselam'ın bile ruhtan babası oluyor. Bedende çocuğu oluyor, ruhta babası oluyor. Efendim, yani İbn-i da dediği gibi, Kasıt ediyor burada sahabenin hemziyeste dediği gibi. Yani Adem'e nispetle benim ona oğulluğum, isnadım sahiptir ama maneviyata baktığın zaman da, da babalığım gerçekleşmiştir. Çünkü ruh olarak babadır. Çünkü neden? Öncedir. İlk yaratılan, ilk sevilen, ilk tecelliye mazhar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru. Kıdem. İşte o kıdemden gelince onun nurundan peygamberlerin nurunu işte velilerin nurunu. Ta bizim gibi sıradan insanlar, Müslümanlar. Hele Hepten Müslüman olmayan avam, naz falan, fasık falan onları da sıradan geri 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 git. Evveliyete gittiğin zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamberler, peygamberler, oradan veliler onur taksim edilirken daha ilk şeylerde kamil velilerin ruhları ikinci, üçüncü, dördüncü ayırımda yerini buluyor. Biz daha 8, 10, 15'e gidiyoruz geride yer alıyoruz. Maneviyatımızın önceliğine göre Allah Teala'ya ruhlar alemindeki lebbeyk diye icabet etmemize göre ruhumuzun maneviyatına göre Mevla tasnif etmiş. Beden olarak sıra belli, doğum tarihine göre. Ama ruh olarak sıra böyle gitmiyor. Niye efendim Aleyhisselam adam Aleyhisselam'dan üstün oluyor o zaman? Bedene baksaydı sonra olmalıydı. Onun için Muhittin Arabi, kamil verilen ruhları kadim derken neyi kastediyor? Diğer ruhlara nispetle Nispetle önce yaratılmıştır. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan ayrılanlardan ilk parçalara düşüyorlar tasnifte. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve manevi yakınlıkları ne kadar fazlaysa en evvel onlar ayrılıyor o ruhtan. Cüzleniyor, parçalanıyor. Ama Allah'ımızın varlığı o hakiki kadimdir, vezelidir, evveli yoktur. Çünkü o yaratılması, yaratılması söz konusu değildir. O kendi kendinde yaratmış değildir aşağı. Onun varlığı kendindendir. Allah dışındaki her şey sıfatlar hariç. Sıfatlar zat gibidir. Hepsi kadimdir ve ezelidir. Hayat sıfatının olmadığı zaman yok. İlim sıfatı. Allah var, hayat sıfatı onunla beraber var. Onu konuşmuyoruz. Ama Allah Teala'nın zatı ve sıfatları hariç. Ama arş, ama kürsi, ama levh, ama kalem. Ama Adem, ama Muhammed. Salavatullah aleyhi ve ali'ne Bütün enbiya ve evliya hepsi de mahluktur, yaratılmıştır, hadistir, sonradandır bir kıdem söz konusu varsa o ruhlar aleminde yaratılmışlar arasındaki sıralamadaki nisbi göreceli o buna göre önce bu buna göre sonra mefhum itibarıyladır demek istiyor Muhittin Arabi Hazretleri dersek herhalde güzel bir tevil yapmış oluruz ki Hacı Bakı Hazretleri buyurmuş ki sakın Muhittin Arabi'nin bu sözünü Allah'a ortak koşuyor ruhları gibi anlamayın sonra o zaman İbni i ne farkı kalır aşağı o ehli sünnet bir velidir. Onun sözünü doğru anlayın, doğru yorumlamak gerekir. Lafın dışına göre lükat manası vermekle olmaz buyurmuş. Biz de buraya bir izah ve katkı sağlayabildikse Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin şefaatine mazar oluruz inşallah. Benim müdafaatiniz benim lafımı anlamaya çalıştın, anlama, anlatmaya çalıştın diye birkaç kere de ziyarete nasip oldu. Kabri şerifin inşallah ruhaniyeti de hazır olur, himmet buyurur, teveccüh buyurur, elimizden tutar. Çok tasarruf sahibi, Büyük veli yani. Ta Osmanlı'nın kurulacağını, Osmanlı'nın adı yokken, Osman Gazi doğmamışken. İnne aslahat düveli ba'de sahabe diye devleti Osmaniye. Sahabe döneminden sonra Emevisi, Abbasisi, Sel Memlukisi, Selçukisi hepsini katıyor. Zaten kendi Selçuklu döneminde. Diyor ki sahabeden sonra devletlerin en düzgünü Osmanlı devleti olacak. Ya bunu da Sultan Abdülhamit Han Hazretleri levhaya yazdırıp da Yıldız Camisi'ne tabela astırdı ya. Böyle büyük müjdeler vermiş. İzade sin fişin zara kabri muhiddin kabri gizliydi. Onu çok aleyhine gidenler oldular onu işte efendim öldürülmesine fetva verdiler, tekfir ettiler vesaire. Her dönem olduğu gibi. Sonra onun kabri kayboldu. O onu evvelce söyledi. şına girince Muhittin'in kabri çıkar ortaya. Yani. Kimse bir şey anlamadı. Ne zaman Yavuz Selim Şam'a girdi. Selim'in sini Şam'ın şeysi Sinşin'e girince benim kabrim işte o zaman Selimiye Camisi var şimdi Şam'da. Allah muhafaza etsin bombalanmaktan. O cami şerifin haziresindedir. Dolayısıyla bu kadar büyük kerametler sahibi Allah Teala'nın gayb ilimlerinden bazılarını keramet olarak kendisine bildirdiği bir velinin Allah'tan başka kadim var. Efendim evveli olmayan varlık var demesi düşünülemez. Evveli olmayan bir tek Allah'tır. Sıfatları da onunla beraber. Onunla beraber onların dışında, zatı ve sıfatları dışında her şey muhtestir ve hadistir ve sonradandır. Kadim değildir, sonradan olması demek varlığı kendinden değildir. Onları bir yaratan vardır, yaratılmalarının başlandığı bir nokta vardır. Ruh da olsa böyledir. Çünkü ruh da ezeli olmadığına göre allah Teala bu bedenler alemi yokken ruhları yarattığı alemde noktada yine onun bir zamanı zemini vardır. Çünkü yaratılma alemine çıktık zaman başlamış olur. Gerisinde yokluk geçiriyor. Ama allah Teala'nın hiçbir gerisi yoktur, yokluğu yoktur, yok olduğu zamanı düşünmek diye bir şey yoktur. Çünkü varlığı kendinden. Geri kalan her şeyin varlığı ondandır. Varlığı ondan olunca başladığı nokta vardır. O zaman da ne olamıyor? Hakiki manada kadim ve olamıyor. Ancak ne oluyor işte askeriyedeki şey gibi kıdemli subay başçavuş bilmem ne gibi biraz evvel gelme gibi. O zaman ne oluyor yaratılmışlar listesine giriyor. Yaratıldıktan sonra bu önce yaratıldı bu sonra yaratıldı gibi bir tasnif oluyor. Velilerin, peygamberlerin, velilerin, kamil velilerin ruhları, ruhlar aleminde de mutlaka öncelik sırasına sahip olmuşlar. Daha önce yaratılmışlardır. Bunu zaten e, rivayetler bize gösteriyor. Bunu da böyle anlamak icap eder. Allah Teala ehl-i sünnet itikadını muhafaza ve eylesin. Ehl-i sünnet dışı fırkaların inançlarına, felsefeye, akla mantığa, mutezilenin yanlış bilgi inançlarına sapmaktan, saptırılmaktan ve saptırmaya çalışan efendim, ilahiyatçı, hoca, hacı geçirenlerin şerlerinden cümlemizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ve sellem. Muhammed ve teslimen Rabbil alemin.